Mehmet Dinçerler'den flaş hadise açıklaması. Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları bilinen hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacağı ortaya çıktı. Hadise, anlaşarak sonlandıramadık dedi. Mehmet Dinçerler de sessizliğini bozdu. İşte Dinçerler'in flaş açıklamaları. 4 ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacağı ortaya çıktı. Önceki gün Mehmet Dinçerler'e dava açan ünlü şarkıcı, bu hamlesinin ardından iş insanını sosyal medya hesaplarından sildi. Mehmet Dinçerler'in alyansını takmaması ve Hadise'nin Küçük Bir Yol şarkısında gözyaşlarını tutamaması ilişki bitti haberlerini beraberinde getirmişti. Tüm bu yaşananların ardından Hadise sosyal medya hesabından boşanacağını duyurdu yazdığı notta anlaşarak sonlandıramadığımız için ifadesini kullanması dikkat çekti ikinci Sayfa programının iddiasına göre Mehmet Dinçerler boşanma kararının ardından hadiseden tüm takıları ve evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü de geri istedi bütün bu iddiaların ardından Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu Dinçerler şahsıma yapılan yakıştırmalar haksızlık İlişkimiz süresince hadisenin sanat hayatını en çok destekleyen kişi bendim Konserlerini ailemle birlikte en önden gururla izledim. O yüzden ortaya atılan iddialar beni şaşırttı. Evliliğimizi sonlandırma kararı ortak görüşümüzdür. Hadise'den hiçbir talebim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten saygı rica ediyorum dedi. Hadise kimdir? Hadise nereli ve kaç yaşında? Hadise 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'nın Anvers kentinde dünyaya geldi. Hadise aslen Sivaslıdır. 36 yaşındadır. Hülya adında bir ablası, Derya ve Murat adlarında iki kardeşi vardır. Annesi ve babası 1972 yılında çalışmak üzere Belçika'ya gitti. Hadise üniversite eğitimini pazarlama ve çağdaş diller üzerine aldı. Müziğe olan ilgisi dolayısıyla mesleğini yapmadı. Ailesinin de desteğiyle müzik eğitimi aldı. Hadise 11 yaşındayken anne ve babası evliliklerini sonlandırdı. 18 yaşına geldiğinde Idol yarışmalarının Belçika ayağı olan Idol 2003'e katıldı. Yarışma sonucunda ilk ona giremedi fakat 6 ay sonra bir albüm teklifi aldı. Teklifi kabul etmesinin ardından albüm hazırlıklarına başladı. İlk şarkısı, "Sıvedi" 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Mayıs 2005'te ikinci single'ı, Sitirme Apı yayınladı ve ilk klibini de bu şarkıya çekti. Şarkı sayesinde adı Türk basınında yer aldı. Ekim 2005'te üçüncü single'ı, Milk Chocolate Girl'ü satışa sundu. Kasım 2005'e gelindiğinde ilk stüdyo albümü, Svedi yayınladı. Albümde yer alan, End Numara, no. Love Lost ve Bad Boy şarkılarını single olarak da satışa sundu. Şarkıcı, Eylül 2007'de ikinci stüdyo albümünün ilk single çalışması, A Good Kiss'i yayınladı ve klibini İstanbul'da çekti. Şubat 2008'de albümün ikinci single'ı, My Body, yayınlandı. Şarkının klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi. Haziran 2008'de yayımlanan Serdar Ortaç albümü Nefeste yer alan Düşman şarkısında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Aynı ay içinde ikinci stüdyo albümü Hadiseyi piyasaya sürdü. Albümdeki 10 şarkının sözlerini Ives Gayar ile birlikte yazdı. Bunun yanı sıra, A Good Kiss şarkısının Türkçesi olan ve Sezen Aksu tarafından yazılan, Deli Oğlan'ı da albüme ekledi Ağustos 2008'de, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde en iyi Türk şarkıcı kategorisinde aday olarak gösterildi fakat ödülü Emre Aydın kazandı. Hadisenin 2009 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarında çıktı. Ekim 2008'de şarkıcının 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği açıklandı. 31 Aralık 2008'de, Sinan Akçıl ve Stefan Fernande ile birlikte yarışma için oluşturduğu, D.Ü.M. Tek Tek şarkısını ilk kez TRT'de seslendirdi. 16 Mayıs 2009'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmada Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Makedonya'dan tam puan aldı. Toplamda 177 puana ulaşarak, Norveç, İzlanda ve Azerbaycan'ın ardından dördüncü oldu. Mehmet Dinçerler kimdir? 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. Türkiye'de Hacı Said'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Said Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Baklava'da tanınmış bir marka olan Hacı Said'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jeans Coffee'sin isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.